Ertesi gün Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gitmek için yola çıkıyoruz. Araç şoförümüz aracı Bar şehri çıkışında bir köprüde durduruyor. Osmanlı topraklarından Avusturya Macaristan topraklarına geçiyoruz. Daha doğrusu eskiden öyleymiş. Berlin Anlaşması'na kadar bu nehrin bu yakası Osmanlı topraklarına aitmiş. Diğer yakası ise Avusturya Macaristan topraklarına. Tabii bu nehir nerede diye soracaksınız. Bu köprü Karadağ'da Bar şehrinde. Bar şehri eskiden kurulduğu yer tamamen Osmanlı'nın vakıf topraklarıymış. Bugün Yeni Bar ve Eski Bar olarak ayrılmış. Yeni Bar modern biraz. Eski Bar ise gerçekten hala tarihi dokusunu koruyor. Podgorica yolculuğumuz gene muhteşem manzaralar eşliğinde devam ediyor. Şoförümüz sağ olsun, yol güzergahımızda bulunan bildiği önemli yerlerde durup çekim yapmamıza olanak sağlıyor. Bu yerlerden birisi de Lesandro Kalesi. Çekim yaptığım yer İşkodra Gölü kıyısında Karadağ'da bir yer. Malum İşkodra Arnavutluk'tan bir şehir. İşkodra Gölü'nün Arnavutluk'ta olan yeri var ve Arnavutluk Balkanların bir gölü olduğu için Karadağ'a kadar da uzanmış. Hemen göl kıyısında yol kenarında bir Osmanlı kalesine gördük. Kalenin ismi Lesentro Kalesi. Burada her yerde ecdadımızın izini görmek mümkün. Biraz burada yollarda gene ecdadımızın eserlerini görmeye devam ediyoruz. Yolda gelirken şoförümüz bir kontrol noktasından geçtikten sonra dedi ki artık bu noktadan sonra bir tünel geçtik. Bu noktadan sonra dedi Avusturya Macaristan İmparatorluğunu geride bıraktık. Osmanlı topraklarındasınız. Buraya dedi Karadağ demeyin Osmanlı diye bahsedin. Nihayet Karadağ'ın başkenti Podgorica'dayız. Burası için çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Tipik bir başkent işte. Başkent, ülkeye gelişte ve gidişte zorunlu bir uğrak yeri olabilir ama fazlaca zaman geçirmenizi gerektirecek pek bir şey yok.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'dayız. Podgorica eskiden daha şirin bir yermiş. Şimdi yaklaşık 200 bin nüfusuyla klasik bildiğimiz şehirlerden birisi olmuş. Çünkü tarihi yapılar, camiler, daha böyle eski yerler yıkılmış. Yerine modern binalar yapılmış. Podgorica stadyumu burada. Ve biraz önce gösterdiğimiz cadde çok yeşil ve güzel, modern dükkanların olduğu bir caddeydi. Bu da Podgorica'nın ana caddelerinden bir tanesi. Ve Podgorica'nın simgelerinden biri olmuş köprü de bu cadde üzerinde yer alıyor. Şehrin tamamını yürüyerek gezmeniz mümkün değil ama önemli yerlerini yürüyerek gezebilirsiniz. Şehirde aslında görülmeye değer çok bir yer yok. Eski şehir yerine tipik bir başkent gelmiş. Biliyorsunuz bütün ülke başkentleri genelde tamamen resmi binalarla, alışveriş merkezleriyle dolmuş oluyor ve şehrin tadı tuzu kaçıyor. Biz de öyle yapıyor, hızlı bir turun ardından Podgorica'dan ayrılıyoruz. Başkent Podgorica'dan Karadağ-Sancak bölgesine gitmek üzere yola koyuluyoruz. Yolumuzun üzerinde Tara Kanyonu bulunuyor. Karadağ'ın en uzun kanyonu olan Tara Kanyonu aynı zamanda Tara Boğazı olarak da bilinir. Tara Kanyonu 82 kilometre uzunluğu ve en derin noktasında ulaştığı 1300 metre derinliğiyle Avrupa'nın birinci ve dünyanın ikinci en derin nehir kanyonu unvanına sahip. Karadağ'da seyahat ediyoruz. Karadağ'da yeşillikler içinde, dağlar içinde seyahat ediyoruz, göller içinde seyahat ediyoruz ama burası Avrupa başlangıcının en büyük kanyonuymuş. Hatta Avrupa'nın en büyük kanyonu. Dünyada ya ikinci ya üçüncü dedi rehberimiz Grand Kanyon'dan sonra. Gerçekten de görkemli bir kanyon. Kanyonun başlangıcı ve sonu da aynı bir şekilde devam ediyor. Bu yüksek dağlar devam ediyor ama bu noktada bir seyir yeri yapmışlar. Aşağıdaki akan nehir de gerçekten hem suyu hem görüntüsü bizi yol boyunca büyüledi. ...1977 yılından beri UNESCO Dünya Mirası listesinde ve koruma altında. Kanyon boyunca akan Tara Nehri, özellikle rengi dolayısıyla muazzam bir güzelliğe sahip. Malumunuz, yeryüzünde nehirler tarafından oluşturulmuş derin vadilere kanyon adı verilir. Granit veya kum taşı gibi aşınmaya dayanıklı duvarlara sahip kanyonlar, ziyaretçiler için de alışılmadık bir görsel şölen sunar.
kanyondan sonraki varış noktamıza yaklaşıyoruz. Burada biraz zaman geçirip temiz havayı içimize çekiyoruz. Karadağ'da yolculuğumuz devam ediyor. Güzel dağları geçtik, dereleri, tepeleri geçtik. Hala da öyle devam ediyoruz ama bir yer geçtik ki şimdi buradan bir köprü geçtik, bir nehir geçtik. O geçtiğimiz nehirden sonra denildi ki artık sancağa hoş geldiniz. Ne sancağı, hayırdır falan. Malum biliyorsunuz Karadağ Sancağı ve Sırbistan Sancağı diye bir sancak bölgesi var. Bu Karadağ bölgesi sancağına girmiş bulunuyoruz. Berlin Kongresi'nden sonra bu nehir sınır kabul edilmiş. Nehrin ismi, tekrar soruyorum Enes'e, Moskovas Nehri sınır olarak kabul edilmiş. Ve o nehirden sonra Karadağ'ın bu kısmına Karadağ Sancağı olarak adlandırılmış. Öbür taraftaki sancak bölgesi ise Sırbistan sancağı olarak alınıyor. Yani sancak bölünmüş ikiye, Karadağ ve Sırp sancağı olarak. Bu Kolaşin şehri var. Hemen biz biraz önce önünden, içinden geçtik, yanından geçtik. Kolaşin şehri. Ve buradaki köylerdeki Müslümanlar eskiden %50-%50'ymiş buradaki Hristiyanlarla aralarındaki şey. Fakat savaş esnasında Karadağlılar Müslümanları hem eziyet ederek hem de katlederek buradaki Müslüman sayısını sıfıra düşürmüşler. Şimdiki arkadaşımız diyor ki bir tane bile Müslüman kalmadı burada diyor. İşte bu noktada Karadağ seyahatimizin sonuna geliyoruz. Sonraki bölümlerde sancağı ekranlarınıza taşımak üzere hoşça kalın.